Kocaeli gündeminden merhaba. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin şehri turizm sektöründe bir üst seviyeye taşıyacak Kartepe Teleferik projesinde sona yaklaşılıyor. Eşsiz bir manzara eşliğinde keyifli bir yolculuk sağlayacak Kartepe Teleferik projesinde güvenli sürüş için kabinler hattı alınarak test sürüşü gerçekleştirildi. Büyükşehir'in karla mücadele ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yapmak için 7/24 nöbette. Ekipler kar yağışının yolları kapatmaması ve buzlanmanın sürücüler için olumsuz bir durum yaşatmaması için çalışma yapıyor. Darıca'da esnaf ve sanatkarlarla bir araya gelen Başkan Büyükakın, ilçede yapılan ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili istişarede bulundu. Darıca'da önemli hizmet ve eserleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Büyükakın, ilçedeki 14 mahallenin altyapısını tamamen yenilediklerini aktardı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi ve Kocaeli Üniversitesi paydaşlığında elektrikli araçlar çalıştayı gerçekleştirdi. Çalıştaya akademisyenler, uzmanlar, öğrenciler, kamu ve özel sektör yetkilileri, meslek kuruluşları, sektörde ürün ve hizmet üreten firmalar ve çalışanları katıldı. Başkan Büyükakın, Körfez 95 evlerle Derince 60 evler arasında yapılan Kaşkaldere Kavşağı'nın 2024 yılı Mart ayı sonunda tamamlanacağını açıkladı. Proje alanını inceleyen 3 boyutlu görseller ve harita üzerinde değerlendirme yapan Başkan Büyükakın, zor ve kompleks bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti. Büyükşehir'in Körfez Yarımca Kent Meydanı ve 75. Yıl Cumhuriyet Parkı projesi kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Proje tamamlandığında 8000 metrekarelik alanda sosyal donatılar, voleybol sahası, basketbol sahası, taksi durağı, yürüyüş yolları ve çocuk oyun grupları yer alacak. Büyükşehir'in %50 hibeli gübreleri çiftçilere teslim edilmeye başlandı. Büyükşehir 2023 yılında 16.500 çiftçiye tamamı hibe 2.900.000 litre mazot, 3.200 çiftçiye %50 hibeli 1.350 ton yem bitkisi tohumu desteği verdi. Haftaya görüşmek üzere.